ekranlarına, paragraf programına hoş geldiniz sayın seyirciler. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Bugün paragrafı Çemiş Gezek üzerinden oluşturacağız. Biliyorsunuz Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gitti ve mahalli idareler yönetimlerini ve muhtarlarını ve meclis üyelerini belirledi. İşte bizler de bu seçim sonuçları sonrasında hem seçilenleri hem de aslında bu dönem kendi isteğiyle aday olmayıp görevi bırakanları da sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Yine çok önemli ve değerli bir konuğumuz var. Çemiş Gezek Belediye Başkanı Sayın Metin Levent Yıldız bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Efendim Türkiye önemli bir seçimi daha geride bıraktı. Bu noktada sizler de aslında AK Parti kurulduğundan beri Çemiş Gezek bu pazar günkü seçimle birlikte 4 dönemdir. Evet. AK Parti'den yana kanaatini oluşturdu. Ve siz de bu 4 dönemin aslında 3'ünde Çemiş Gezek'te belediye başkanı olarak görev yaptınız. Ve bu dönem kendi isteğinizle, kendi rızanızla aday olmadınız. Evet. Ama bayrağı devrettiğiniz Sayın İbrahim Enes Soymuru'ya de sonuna kadar destek vererek aslında evet. Bu seçim sonucunun AK Parti ve Çemiş Gezek lehine sonuçlanmasını sağladınız. Öncelikle soralım, seçim süreci sizler için nasıl geçti? Öncelikle Kanal 23 izleyicilerimizi, Elazığ'daki hemşerilerimizi, Elazığlı hemşerilerimizi, Türkiye'nin birçok illerinde yaşayan kıymetli Çemiş Gezekleri, Çemiş Gezek merkez ahalisini, Çemiş Gezek köyleriyle, mahalleleriyle saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Tekrar Ramazanlar mübarek olsun. Ramazan'ın artık son dilimine girdik. Allah yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Amin. Gazze'de yaşanan zulüm, katliam, soykırım, o kardeşlerimize Allah yardım etsin. Amin. Dayanma gücü versin, selamet versin, barış versin, huzur versin inşallah. Amin efendim, inşallah. Evet, seçim sürecinde Çemiş Gezek'te. Şimdi 31 Mart mahalli idareler seçimlerini Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ufak tefek meseleler dışında büyük bir sükunette geçirmiş bulunduk. Allah memleketimize, ülkemize, milletimize hayırlı etsin. Çemiş Gezek'te de bizler aynı şekilde sükunet içerisinde, huzur içerisinde, demokrasinin tadında, birliğin, beraberliğin ortamında, ikliminde yüksek seçme standartları, seçebilme kapasitesi gölgesinde bizler de bu seçimi geçirdik. Öncelikle Çemiş Gezek insanının tamamına çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Lezzetli bir seçim süreciydi. Başarılı olduk. Kendileri 4. kez Çemiş Gezek'te AK Parti ile yola devam etmeyi teveccüh olarak İbrahim Enes Soymuru'ya uygun gördüler. Kardeşime, değerli başkana hayırlı olsun, uğurlu olsun, hayırlı işler yapmayı Rabbim nasip etsin. Bizler bu süreçte konuşmanızın girizgahında olduğu gibi kendi isteğimize aday olmadık. Fakat Çemiş Gezek AK Parti ile çok güzel hizmetler aldım. Hizmet siyaseti Çemiş Gezek'te Türkiye'deki o genel partimizin politikaları anlamında tam da yerine oturmuş diyebiliriz. Bu hizmet siyasetine alışan vatandaşımız, Çemiş Gezek'te hemşerilerimiz geleneğini bozmadılar, AK Parti'den yana yola devam ettiler. %50 oyla Çemiş Gezek'te yerel iktidar olduk. Partimiz 1098 oy aldı. İkinci sıradaki rakibimiz Cumhuriyet Halk Partisi 814 oy aldı. Üçüncü sıradaki Milliyetçi Hareket Partisi 223 oy aldı. Bu süreçte tatlı bir rekabet vardı. Tatlı ve tatsız iddialar vardı. Ama hepsi demokrasinin kendi ikliminde, kendi tabiatında, kendi havuzunda aslında olup bitenlerdi. Seçim evet bir iddia, bir rekabet ortamı. Ama bunların muhakkak karşılığı oluyor. En güzel karşılığı, en iyi cevabı da sandıktan zaten vatandaşımız veriyor. Vatandaşımızın verdiği bu cevap, bu sonuç her şeyin üstündedir. Çünkü temsili kendisi belirliyor, son noktayı koyuyor. O son noktayı koyunca da bütün siyasi partiler, bütün rekabet ortamında bulunan adaylar baştan gözlerine diyor, hemen birbirlerine dönüyorlar
selamlaşıyorlar, merhabalaşıyorlar. Çemişgedek bu manada çok iyi bir geleneği yakaladı. Bu geleneği ben sonraki yıllarda da artırarak devam ettireceğine inanıyorum. Hı hı. Allah tekrar kendilerine razı olsun. Evet. Efendim şimdi Çemişgezek özellikle Türkiye'nin zor ve sıkıntılı süreçler geçtiği döneminde bile aslında birlik ve beraberliğini koruyan bir ilçe. Evet. Teröre de prim vermeyen bir ilçe. Vatanın milletin bölünmez bütünlüğü içinde aslında bir tavrını net bir şekilde ortaya koyan bir ilçe. Bundan sonra da böyle olacağına tabii ki inancımız tamdır. Ama mesela baktığınızda bu seçimde Çemişgezek'te tabii ki demokrasi çok önemli. Ama bu seçimin AK Parti, CHP ve MHP arasında geçtiğini görüyoruz verdiğiniz rakamlarla birlikte. 1098 oy Çemişgezek gibi bir ilçede ki dediniz %50 bir destekle evet. Yeni dönemde de AK Parti yerel hizmetlerde yoluna devam edecek Çemişgezek'te. Bu kadar oyun alınmasında şüphesiz sizin de katkınız vardır. Seçim çalışmalarında bir de Çemişgezek gibi küçük yerlerde aslında seçim çalışması yapmak da şu açıdan zordur. Bir avantajdır aynı zamanda ama zorluğu da şudur. Herkesi tanıyorsunuz. Herkesin yaşam biçimini, tavrını, siyasi tavrını, tarzını biliyorsunuz. Ve alanda da aslında sürekli diğer adaylarla da bir arada olmuşsunuzdur. Denk gelmişsinizdir, karşılaşmışsınızdır. Bu süreç nasıl geçti Çemişgezek'te? Şimdi Çemişgezek, inanır mısınız, bir siyaset okulu diyebiliriz. Yani hangi görüşe, hangi fikre, hangi siyasi partiye mensup olursa olsun, buradaki her arkadaşımız, bu görüşe sahip olan insanların çok ciddi bir siyasi tecrübesi var. Bir siyasi derinliği var, siyasi okuması var. Bu o kadar çok gelişti ki, tabii bu gelişim sürecini biraz da 2002 yılında AK Parti'nin kuruluşuyla birlikte ilçede başlayan siyasi süreç zenginleştirdi. Öyle söyleyebilirim. Bu siyasi sürecin içerisinde herkes birbirini görüyor. Her partili birbirini görüyor. Reflekslerini, düşüncelerini, olaylara yaklaşımlarını, dünü bugünü mukayeseleri hepsini aynı anda görüyor. Gördüğü için de o bir arada siyaset yapma becerisini, artık birbirlerini ikna edebilme kabiliyetlerini, herkesin kendine göre kimi nasıl sandığa ikna ederek götüreceğini veya vatandaşın gönlüne nasıl gireceğini çok çok iyi bir şey yapmış. Artık bunu kanıksamış. Hı hı. Bizler de bunun içerisindeyiz. Evet, çok ciddi katkılarımız oldu. Bu katkılarımız zaten bundan sonra da devam edecek. Çemişgezek küçük bir yer. Yani sadece siyasetin sınırlarında hareket edemiyorsunuz. Bir cemiyetsiniz, bir toplumsunuz. Komşuluklarınız var, akrabalıklarınız var. Bir ailede farklı görüşteki insanlar var. Sonuçta bir gün politikanın dışında, siyasetin dışında hayat normale döndüğünde, hayat devam ettiğinde bu alanı aslında siyasetin de önünde bırakmak durumunda kalıyorsunuz. Böyle olunca da ideolojileriniz de geride kalabiliyor. Böyle olunca da kitle reflekslerinizi de, dilinizi de, kabiliyetlerinizi de ister istemez içeriği zengin bir hale getirerek götürmek durumunda kalıyorsunuz. Aslında bu kabiliyetlerin gelişmiş olması, bu yeterlilik seçmenle birlikte işimizi de kolaylaştırmış oldu. Çok da zorlanmadık. Seçim süreci içerisindeki sosyal medyada zaman zaman ortaya koyduğum tahminler bu konuda çok da yanılmadı, isabetli oldu. Çünkü biz siyaseti sahada yapıyoruz. Siyaseti asla masa başında yapmadık. Sosyal medya üzerinden yapmadık. Kendimizi toplumun direkt ihtiyaçları gözün içine bakarak, dizinin dibinde oturarak, bizzat onun söylediklerini dinleyerek, kulağımızı vererek bu konuda siyaset yaptık. Siz, çünkü AK Parti Türkiye'de bir misyon, aynı zamanda bir kitle partisi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu perspektifin dışında zaten kalmanız mümkün değil. Bu perspektif öyle bir kapsamlı bir alan ki, Türkiye'de bütün milleti bir araya toplayan, bütün milleti bir arada tutan çok özel bir misyon, bir dava. Bu dava her şeyden önce Türkiye davası. Bu dava her şeyden önce Türkiye'de milletin davası. O milletin bir parçası olarak da bizler Çemişgezek'te varız. Çemişgezek
Kendisi küçük ama özgün ağırlığı çok yüksek. Seçmen sayısı belli ama kapasitesi çok yüksek. İnanır mısınız? Çemişkezen'in herhangi bir yerine girdiğinizde sokaktan, mahalleden, cemiyetin oturduğu yerlerden 10 kişi alın getirin. Herhangi bir ilde, ilçede, hatta metropollerde onlardan siyaseti hizmet olarak almasını isteyiniz. O kadar verimli sonuçlar çıkartır ki partiler, partilerin teşkilatları inanıyorum hangi görüş doğrusu olsun oradaki vatandaşlarımızın onlara hayran kalırlar. Bu lezzet içerisinde siyaset yaptık. Yani böyle şey derler ya, abu leziz, nanı aziz. Su gibi lezzetli, ekmek gibi aziz. Böyle oldu. Tabii ki bunun içerisinde aykırı söylemler, abartılı söylemler, abartılı sizde olmayanları anlatmak olmadı mı? Oldu. Ama biz televizyon ekranlarımızda ne ilçemizi bu manada böyle üzerine az da olsa tamam düşecek gölgelerden gölgeler düşmesine müsaade etmeyiz söylemlerimizde, dilimizde. Ne de öyle çok insanların kırılmasına da gönlümüz de razı olmaz. Ama buradan ben aslında arkadaşımızla yaptığımız programda söylemiştim. Çok iddialı konuşan Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı vardı. İfade etmiştim. Üçüncü parti olacaksınız. Ya bir kamyon konuşma yaptınız. Elleriniz göklere kavuşuyordu konuşurken. Neredeyse televizyon ekranlarından tamam yukarı doğru tavana yapacaksınız. Ama geldiğiniz sonuç 223 oy aldınız. Bir kamyon konuşma, içinde bir kamyon abartı, ben yalan demeyeyim, mübalağa diyeyim. Yalanı kendisi içinden ayıklasın veya o nezaketine şey yapsın, değerlendirsin. Aldın bir avuç oy. Söyledim, ifade ettim, izah etmeye çalıştım. Yıl 94, yıl 2024. 30 yılda niçin Çemişkezek insanı size herhangi bir temsil vermedi? Bunun sebebi neydi? Bunu iyi araştıracaksın, buna iyi bakacaksın. Ya yeteneklerin buna, ya kabiliyetlerin buna, ya da tamam mı iddiaların vatandaşa inandırıcı gelmedi. Bütün meselemiz bu. Seçim boyunca kampanyamıza demiştik ki iki belediye başkan adayını da CHP'yi de MHP'yi de bunların adaylarında halkımız emekli edecek. Halkımız gerçekten emekli etti. AK Parti Belediye Başkanı'nı İbrahim Enes Somüre'yi seçti. 5 tane belediye meclis üyesi seçti. İl genel meclis üyesini seçti. Takım olarak siyaset yaptık. Takım olarak da çok başarılı olduk. Bu arada Türkiye'de seçilen tüm belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, il genel meclis üyelerine, muhtarlıklara, muhtarlık olarak temsil yetkisi alanlara başarılar diliyorum. Allah hepsinin yolunu açık etsin. Rabbim milletimize hangi partiden olursa olsun milletimizin devletimizin yanında olan işler, hizmetler yapmayı nasip etsin. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi hizmet ve eser siyaseti bakımından Çemişkezek'te bu temelleri attık. Bu kök toprağa indi. İnşallah bunu devam ettireceğiz. Milletimiz bizden müsterih olsun. Çemişkezekler bizlerden beklediklerini inşallah adım adım sistematik bir şekilde kendilerinin bize açtığı o siyaset okulunda öğrettikleriyle daha da yeni şeyler üzerine ilave ederek yolumuza devam edeceğiz. Efendim ülke genelinin sonuçları da geleceğiz ama Çemişkezek'te devam etmek isteriz. Şimdi özellikle seçimlerde teşkilatların da büyük önemi var. Teşkilat çalışmalarının büyük önemi var. Bir de aslında şu gerçeği de söylemek lazım. Bilmiyorum izleyicilerimiz de katılır. Bu dönem siz kendi isteğinizle aday olmadınız ama hani adaymış gibi aslında gösterilen adaya destek oldunuz. Saha çalışmalarında bulundunuz. Çok da azdır aslında bu belki Çemişkezekli seçmenlerin kanaatinin AK Parti'ye doğru kaymasında da bir durum teşkil etmiştir. Kaymasına neden olmuştur. Çok azdır kişinin yeni dönemde aday olmayıp da evet. Yeni adaya destek vermesi. Yine teşkilatlar burada çok önemli. Tunceli İl Teşkilatı, Çemişkezek İl Teşkilatı'yla diyaloglarınız nasıldı? Saha çalışmalarını nasıl gerçekleştirdiniz? Öncelikle şurayı ifade etmek isterim. Hepimiz zamanı okumak zorundayız. Zaten ya zaman bizi okur ya da biz zamanı okuruz. Hepimiz zamanın ya kızıyız ya da oğluyuz.
Şimdi buradan eğer bakamazsak meselelerimize, yeteneklerimize çok şey kaybedebiliriz. Hırs yapmaya gerek yok. Hırsımızla varlığımızı sürdüremeyiz. Yenilenmiş halimizle geleceğe yürürüz. Toplumumuz evet yani sizi görmek ister, sizi devam ettirmek ister ama siz de muhakkak yeni şeyleri görmelisiniz. Daha geleceğe, daha ufka doğru bakmalısınız. Bırakmayacak ne var ki yani? Şimdi İbrahim Enes Sonmürek, belediye başkanımız. Kendisi 33 yaşında. Partimizin birçok kademesinde görev yapmış. Kabiliyet bakımından hepimizin gözleri önünde. Şimdi niçin gençlere fırsat vermeyelim? Onların kabiliyetlerinin gelişmesine müsaade etmeyelim. Dijital dünyanın bu insanlarına yeni yeni fırsatlar niçin yaratmayalım? Yani geleneksel olarak belki birçok insanın fikri, tecrübesi, onların tefekkür kabiliyeti, idrak kabiliyeti fazla olabilir ama bazı yeteneklerimizin de farkında olmak zorundayız. Yani kavuşamadığımız, yakalayamadığımız yerler var bizler gibi insanların. Bizler de farklı bir noktada, farklı bir alanda, yine o da siyaset yolcu olabilir, siyaset birikiminin içinde olabilir, yapabiliriz. Şimdi Türkiye'de 31 Mart seçimleri aslında çok da nazik olmayan, nazik diyemeyeceğimiz net bir sandık işareti verdi. Görüldü ki Cumhur İttifakı'nın seçmen tabanı bir rahatsızlık yaşıyor. Bu rahatsızlıkla beraber sandık sonuçlarını ortaya koydu. Ama burada AK Parti'mizin genel başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız işte seçim akşamı balkon konuşmasında milli iradeye çok güçlü bir vurgu yaparak sandık sonuçlarının milletin iradesinin sonucu olduğunu, onun başımızın üzerinde yeri olduğunu, seçim sonuçlarına hiçbir itiraz etmeden daha önceki AK Parti'nin girdiği seçimde biliyorsunuz 18 seçim geçirdi AK Parti. Bunların tamamında bu son seçim hariç birinci oldu. Ama rakip siyasi partiler seçimlere sürekli bir iddiada bulundular. Oylar çalındı. Kedi trafoya girdi. İşte sandık böyle oldu. İşte akla hayale gelmeyecek bir sürü bahane ve itirazlar. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi kendisinin o gerçekçi yüzüyle, o gerçekçi haliyle Türkiye'nin önünde demokrasiye vurgu yaptı, milli iradeye vurgu yaptı. Ne anladığımızı, ne anladığını Türkiye'nin tamamına, teşkilatlarına da söyledi. Bu önemli bir bakış açısıydı. 31 Mart seçimlerinin toplum açısından verdiği işaretin anlamını aslında hepimiz biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız oylansaydı, Ahmet Hakan'ın yazısında da var, oylansaydı bu sonuç çıkmazdı. Ama 2028 genel seçimleri gelmeden önce milletimiz ne birinci parti olan Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin iyi hizmet yaptığı için orayı oyladı, ne de AK Parti belediyelerinin iyi hizmet yapamadığı için onu oylamadı. Böyle bir şey söz konusu değil. Tamamen ülkenin içinde yaşadığı ekonomik refah düzeyiyle alakalı, daha doğrusu küresel dünyanın pandemiyle başlanan dar boğazının ülkemizde de etkisini ve tesirinin devam etmesi, 6 Şubat depremiyle birlikte 11 ilimizin yıkılması ve bunların etkisi altında kalan vatandaşımız. Yani dünyadaki bu küresel ekonomik bunalım yerel seçimlere mi yansıdı? Genel seçimler gelmeden yerel seçimlerde vatandaş direkt bu mesajı verdi. Çünkü milletimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin yönetilmesini canı gönülden istiyor. O kalbinde duruyor, o aklında duruyor. Seçim akşamında aslında yaptığı açıklama, AK Parti Genel Başkan sıfatını bir kenara koymak kaydıyla aslında tam bir Cumhurbaşkanına yakışan bir açıklamaydı. Tabii ki öyle. Ve gerçekten milletin iradesinin sandığa nasıl tesir ettiğini, bundan sonraki süreçte de hizmete devam edileceğini ve aslında mesajın
doğru okunduğunu, doğru okunacağını da ifade etmişti. Evet, bütün seçilenleri... Bu her kesimden de çok şey geldi. Evet, bütün seçilenleri tebrik etti. Hı hı. Bütün seçilenlere devletin desteği her ne olacaksa, ne olmuşsa bundan sonra da olacakları orada konuşmasında ifade etti. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız nelerin düzeltileceği, düzeltilmesi gerekeceği hususundaki adımları da bir bir aslında üst başlıklarla ifade etti. Bunun içerisinde tabii Türkiye'deki o ekonomik genel şartlardan tutunuz da partimizin içerisindeki bir kısım düzeltilmesi gereken alanlara kadar inanıyorum ki çok yakın zamanda gerekli çalışmalar, gerekli değerlendirme yapılacak, devam edecek. Bunları hepimiz yaşıyoruz. Hiçbir yer birbirinden bağımsız değil. Bir küçücük Çemişgezek de, küçücükten kastım nüfus bakımından, hı hı, söylüyorum. Bir kişi bazen bin kişidir ama bin kişi bir kişi değildir yani. Çemişgezek dediğiniz yerde Cumhurbaşkanımız, daha önceki Sayın Turgut Özal'ın, Allah rahmet eylesin, annesi Çemişgezek'ti. Hı hı. Sayın Mustafa Taş Çemişgezek'ti. AK Parti'de 5 dönem Türkiye'ye hizmet etti milletvekili olarak. En güçlü kademelerde görev yaptı yani. O yüzden ilçemi o manada sayın nüfus bakımından, hı hı, tırnak içinde ifade ediyorum. Diğer türlü yani bir kişinin bin kişi olduğu, evet, bir yer, evet, aslında yani, Çemişgezek. Değeri çok yüksek bu manada yani. Hı hı. Nitelikli bir Çemişgezek var ortada. Buna inanır mısınız? Çemişgezek'in etki alanı öyle Tunceli'nin içerisinde, hatta kısmen Elazığ'ın içerisinde ciddi de bir yeri, hı hı, yeri vardır yani. Ha, ben bu arada da konuşmam sonunda söyleyecektim. Şahin Başkanımıza da Allah hayırlı etsin, tebrik ederim yeni dönemdeki belediye başkanlığını. Allah yolunu bahtını açık etsin. Şimdi biz de yaşıyoruz dedik bu sıkıntıları. İl teşkilatları bakımından sıkıntılar var. İlçe teşkilatları bakımından sıkıntılar var. Ama mesele sadece tabii bununla başlayıp bununla bitmiyor. Yani ortada partinizin öz tabanına bir bakmak gerekiyor. Partinizin liyakatlı insanlarına bakmak gerekiyor. Kim nereye tutarsa milletinden önce, başarılardan önce oranın devamlılığını sürdürmekten başka aklı olmayanların aklını başından alacak, o masaları bir bir devirecek. Ben inanıyorum Sayın Cumhurbaşkanımız çok nitelikli bir yenilik yapacağına. Bu süreçten hiç endişe etmiyorum. Bakınız Çemişgezek'te 31 Mart mahalli idare seçimlerini yaparken bu sürecin tamamında İl başkanı olarak Tunceli'deki il başkanı bir tek gün, bir tek kez ilçeye adım atmamıştır. Şimdi biz bunu yani isterdik ki daha iç ortamlarda söyleyelim. Ama iç ortamlara bıraktığımız meseleler büyüdü, büyüdü, büyüdü. Bugün işte sandıktan yansımasını gördük. Çok önemlidir aslında bu, bir öz eleştiri. Bir kez, evet. Bir kez, tamam mı, ilçeye adım atmamıştır. Bir kez belediye başkanımız da oradaki, tamam mı, dinamiklerle bir program kapasitesi, bir program içeriği oluşturmamıştır. Neden peki? Mesela ulaşabildiğiniz işte mi kendisine? İşte yetki alanlar bir anda yetkinin gücü içerisinde kendi o sınırlı alanını kuşatmaya çalışıyor. O sınırlı alana göre hareket ediyor. Bakınız Pertek'te Recai Başkanımız belediye başkanı, hı hı, oldu. Pertek gibi bir yer neredeyse elden gidiyordu. Pertek'te Recai Başkan daha önce belediye başkanlığı yapmış. Oranın çocuğu, hı hı, babası rahmetli orada belediye başkanlığı yapmış. Üç dönemi, dört dönemi, biliyorum ama dördüncüsü olabilir. Neredeyse Pertek'te ya bir genel sekreterlik yapmış bürokratın, oradan alakası yok. Orada yaşamamış, oralı değil, neredeyse adaylığıyla baş başa kalacaktı. Ve o Pertek'te bugün olmayacaktı. Yine Akdi Selim büyüklerimiz devreye girdi. Onların devreye girmesiyle süreç düzeldi. Peki genel merkeze iletildi mi bu? Muhakkak iletiliyor. Ama bu işlerin iç içe geçmiş bir hali var yani. Siz o anda kararlar hızlı alınıyor. Kararlar hızlı alınırken bazı şeylere yetişemiyorsunuz. Çemişgezek'te İbrahim Enes Somyürek aday gösterilecek. Bütün teşkilatların, belediye başkanı olarak şahsım, belediye meclis üyelerimiz, İlçe başkanımız, ilçe yönetim kurulu, kadın kolları, partinin kadim tabanı hepsi İbrahim Enes Somyürek'te ittifak etmiş. İnanır mısınız partimizin kapısının
ondan sonra çatısının üstünden kuş olarak bile, tamam mı, esintisi geçmemiş bir şahıs. Son anda bir baktık anketlerde, tamam mı, İbrahim Enes Somürek'le anket çalışması yapılıyor Çemiz Gezi'nde. Şimdi bir il başkanı bunu ortaya koyup da diyemiyor ki, ya bu insan vatandaşla bir çay içmemiş. Devlet memurluğundan emekli, sokakta sadece evi için görünmüş, bakkaldan ihtiyaçlarını almış, evine gitmiş ve bunun dışında başka bir yerde olmamış. Bir anket çalışmasıyla ikisi arasında bir seçim yapılacak. Bunun aklı olabilir mi? Bu durumun izah olabilir mi? Kim yönetecek bunu? İl başkanı yönetecek. İlçemizden il yönetiminde iki tane şahıs girmiş. İkisi de köyden girmiş. Sanki Çemişkek merkezde hiç AK Partili yokmuş gibi, herhangi bir AK Partili'yi bulamamışlar gibi, dört dönemdir AK Parti'de olan belediyesinden bahsediyoruz. İlçe merkezinde iki kişi almışlar köylerde. İkisinin de durumunu burada anlatmak isterim ama gerçekten burası bir ekran yani. Durmak istiyorum yani, susmak istiyorum yani. Muhakkak bunlar tabii ki anlatılacak. Şimdi Çemişgezek merkez, Çemişgezek dediğiniz yer Tunceli'de AK Parti'mizin aldığı her 5 oydan 3'ünü veren yer. Böyle bir yerden böyle bir, tamam mı, siyaseti dava edinmiş. Siyaseti Sayın Cumhurbaşkanımızın yolunda yürümekten memnun olmuş, onurlu olmuş, gurur duymuş bundan. Çünkü çok da karşılığı almış. Bir bölgeden bahsediyor, bir yerden bahsediyoruz. Sayın Mustafa Taş'ın memleketi. Gecesini gündüzünü Türkiye ayırırken ve bunun tamam mı, bir diğer zamanını da Tunceli'ye ayırmış. Kesinlikle. Elazığ'a ayırmış, Çemişkez'e ayırmış. Hala da bu tip gelişmeler, bu tip gelişmeler bizim ilçede yaşanıyor. Acaba diğer yerlerde neler oluyor? Nasıl oluyor yani? Belki birkaç ilçe daha alabilirdik. Maalesef tamamen bakış açısı, tamamen yetkinin kendilerine vermiş olduğu gelecekten düşünmekle alakalı sınırlı bakış açısından kaynaklanıyor. Ne olmuş? Arkadaşımıza yerimizi verdik. Ne olacakmış ki? Milletten aldık. Yine millet için yerinizi bırakacaksınız. Geldiğimizde niçin yani böyle bir güç anlayışına hemen bürünüyoruz? Varlığımızı, kişisel varlığımızı devam ettirmek için. Bizim bir tane varlığımız var, milletimiz. Bizim bir tane varlığımız var, milletimize hizmet eden, Türkiye'de 22 yıldır iktidar olan AK Parti'nin başarısını ileriye götürmektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu o enerjiyi, o hizmeti, o yüreğine, tamam mı, bir parça katkıda bulunmaktır. Mesele kendimiz olamaz ki. Kişi kendisi için var olacaksa bu siyaset alanı terk edecek. Burada durmayacak. Gidecek şahsi hayatında özel işlerine bakacak. İnanır mısınız? Allah herkesi gibi bağışlasın. Bir tane çocuğum var. Bedirhan isminde. Kendisi lise son sınıfta, lise ikinci sınıfta ve okulun tamamında, sakın oğlum, belediye başkanı babam olarak bir yerde ifade etmeyesin. Olmasın ki bir güç, bir etiket, kendi öğrenciler aranızda, arkadaşlar arasında bir seviye sıkıntısı olmasın. Yani bunu özellikle İçinay'la söylemişizdir. Bir gün bir forum dolduracak kendisi. Öğretmen gelip diyor ki, orada forum içerisinde, bilgiler içerisinde babanız ne iş yapıyor diye bir şey var. Orayı yazmıyor, duruyor Bedirhan. Sonra öğretmen geliyor, diyor ki, Bedirhan niye yazmıyorsun, baban ne iş yapıyor? Çocuğa tembihlemişiz ya. Yani öyle bir artık kanıksamış ki bunu. Durmuş öğretmen, demiş ki, ya gizli demiş öğretmen. Nasıl gizli? O da zannediyor ki bir istihbaratçı falan. Bakar mısınız şimdi? Ortaya koyduğumuz hassasiyete bakınız. Daha biz bir gün milletimizin gönlüne ağır gelecek. Ailemizle, çevremizle, şahsımızla onun kıskanması, onun gönlüne zül gelebilecek bir tavır içerisine girmemeye çalışmışızdır. Nefsi olunmaması gerekiyor, evet, aslında. Evet, öyledir yani. Eğer topluma hizmet etmek, kendi kişisel hayatından feragat etme halinden başlamıyorsa, ya olmayacaksınız, gelmeyeceksiniz. Ya bu millete hizmet edecek nice insanları var. Erdemli, şahsiyetli, vakur, kaliteli, liyakatlı, ülkesini, milletini gerçekten çok seven insanlar var yani. Buradan meseleye bakacağız yani. Evet, bu bir öz eleştiri yapmak da
çok önemli ve siz de yaptınız Sayın Başkan. Peki efendim, şimdi siz uzunca bir süre Çemişgezek'te belediye başkanı olarak görev yaptınız. Önemli çalışmalara da imza attınız. Evet. Birçok problemi çözdünüz. Çemişgezek, Metin Levent Yıldız belediye başkanlığındayken şu an nerede ve yeni dönemde nerede olacak, olmayı hedefliyor? Evet, siz bu dönem belediye başkanı değilsiniz ama Çemişgezek'ten de elinizi çekmeyeceğinizi biliyoruz. Bu noktada yeni dönemde neler değişecek Çemişgezek'te? Öncelikle şunu söylemek isterim. Yarın belediye başkanlığım bitiyor. Bugün kadar belediye başkanlığım var. Yarın inşallah mazbatayı Enes kardeşimize, başkan bey'e vereceğiz. Hı hı. Şimdi bu akşam burada belediye başkanı olarak konuşuyorum. Bütün sözlerim baştan sona kadar AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar içinde bulunduğum camianın kendime ait siyasi kimlik alanından ifade etmeye çalışıyorum. Bunun böyle bilinmesini isterim. Belediye başkanlığı hizmetlerine gelince bıraktığımız yerden çok daha iyi bir noktaya gideceğinden hiçbir şüphe duymuyorum. Bu konuda tabii Türkiye'nin şartlarıyla yerel şartların birbirine tabii yardım etmesi gerekiyor. Birbirini desteklemesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, inanıyorum ki her zaman olduğu gibi yarınki 5 yılda da bunu fazlasıyla ziyadesiyle yapacaktır. Şahsımın planlayıp da yapamadığı işler oldu mu? Oldu, döneme ait. Fakat bunları ne beceri bakımından ifade etmek isterim, ne ihmal bakımından. Baştan sona kadar ekonomik koşullar. Kanalizasyon projesi, içme suyu şehir hatlarının değişmesi, arıtma tesisi, bir içme suyunun şebekesinin Çemişgezek'e getirilmesi. Bunların tümünün projelerini yaptık, ettik ama maliyetler çok yüksek. Bir yıl öncenin rakamlarıyla yaklaşık 200 milyon. Şimdi 200 milyon yarısını İller Bankası'ndan hibe olarak verebiliyorlar ama geri kalan yarısı belediyenin bütçesini kat be kat aşan şeyler. Bu hususta bu kalan hizmetleri zaten buradan başlatır. Bu kanalizasyonla alakalı da böyle çok çok iddialı sözler falan. Çemişgezek'in böyle bir meselesi yok. Çemişgezek'in toprak yapısı, süzgeçli bir toprak yapısı. Uzun yıllardır biz bunları inceletmişiz. Rahmetli İlhan Saracoğlu Belediye Başkanı, Nevzat Altan Bey Belediye Başkanı, Ahmet Şadan Bey Belediye Başkanı ve kendi dönemim dahil bu alana girmedik. Çünkü bu alanda sağlık sorunu olmadan ender toprak yapılarından birisi Çemişgezek'in toprak yapısı. Şimdi niye ihtiyaç doğdu? 530 tane TOKİ konutu yapılınca toplu yaşama alanlarından ortaya çıkan atığın gücüyle alakalı artık bu gerekiyor. Hı hı. Bütün mevzu bu. İhtiyaçlar doğrultusunda aslında. İhtiyaçlar doğrultusunda. Hı hı. Zaten TOKİ konutlar, çünkü önceden evlerimiz bir kat, iki kat, hı hı, üç kat şeklinde yani. Buralarda tamam mı? Baskı oluşmuyor, sıkıntı oluşmuyordu yani. Bundan sonra da belediye başkanımızın kendi zaten vaatleri var. Bu konuda projeleri var. Eminim ki bunların dışına da çıkacak yani. Çünkü belediye başkanlığı yaparken sizin Türkiye'de o gün görmediğiniz, göremediğiniz bir takım hizmet alanları da fırsat olarak önünüze çıkıyor. Yani bunu sonradan görüyorsunuz. Ben 2004'te projelerim içerisinde TOKİ konutları yoktu. Ama tecrübe kazanır kazanmaz hemen TOKİ'yi fark ettim. TOKİ konutlarını fark ettim. Çemişgezek'in 900 hanesi var yaklaşık. 900 hanenin 530'u TOKİ konutu olarak dönüşmüş. Yani dirençli evler oluşmuş. Yaşam kalitesi yüksek evler oluşmuş. Ve vatandaşa da bunun ekonomik olarak girdisi de çok yüksek olmuş. Bu ekonomik girdisi 150 bin lira gibi bir rakamla kendine mal olurken bugün 1,5 milyon gibi bir rakama evlerin satışı yapılmaktadır. Şimdi diğer projeleri biz burada yani sayarsak çok vaktimiz de buna müsaade etmez. Evet, aynen, evet, öyle. Peki efendim, şimdi Çemişgezek aslında tarihi ve turistik yerlere de sahip. Siz de döneminizde önemli çalışmalar yaptınız ama mesela yeni dönemde sahadaydınız. Çemişgezekli vatandaşlar yeni dönemde yerel yönetimden ne bekliyor?
Seçilen başkan Sayın İbrahim Enes Somyürek'ten ne bekliyor? Şimdi hizmet siyaseti bakımından önünde iki başlık üzerinde çok duruyor. Bunlardan bir tanesi bir etapta TOKİ konutun yapılması, bir de doğalgazın Çemişkes'e gelmesi. Hı hı. Kendi dönemde doğalgazla alakalı ilçemizi programa aldırdık. Buradan ihalesi de yapıldı. Fakat ihaleye giren firma bu konuda zarar ettiği için bir yıl bu ihale süresinin üzerinden geçmesi gerekiyor ki tekrar yeni bir süreyle, yeni bir başlangıçla, yeni bir teklifle Çemişkes'in ihalesi yapılsın. Bu iki başlık Çemişkes'in önünde vatandaşımızın beklediği hizmetler. Bunun dışında zaten sosyal alanlarda, ulaşımda, işte altyapıda, üst yapıda tabii ki beklentiler var. Bunları da inanıyorum ki kısım kısım yerine getirecek. Ama hepimizin başladığımız günden beri, Sayın Mustafa Ataş Bey'in de başladığı günden beri Pertek Köprüsü olarak hepimizin hasretle yapılmasını, bir gün oradan karayolu olarak geçmeyi arzu ettiğimiz hizmetin siyasi irade, yerel siyasetçiler tarafından merkezi siyasi iradeye de bunun taşınması, önlerine konulması, sürekli takip edilmesi. Şimdi bizim bölgede milletvekilimiz yok AK Parti'nin. Evet. Cumhur İttifakı'nın milletvekili yok. Buralarda il belediye başkanı yok. Öyle olunca da ilçe belediye başkanları, şimdi iki tane oldu Pertek ve Çemişkezek, kafa kafaya verecekler, sırt sırta verecekler. Bölgemizin ortak ihtiyacı olan bu alanda veya diğer alanda da, Pertek Köprüsü ve diğer alanda da sonuna kadar inanırım ki çaba ve gayret sarf edecekler yani. İnşallah. Efendim bir mesaj var, onu paylaşmak isterim. Buyurunuz. Müsaade edersiniz. Sayın Sercan Özaydın atmış bizlere. Evet. Siyasetin toplum için yapıldığı günlerde değerli dostum ve yol arkadaşım Metin Başkanımızın Çemişkezeğimiz için getirdiği taleplere kol kola emek çekmekten büyük keyif aldığımı ve bu vesileyle anmak ve Çemişkezek'te gönül dostlarıma selamlarımı iletmek isterim. Bugün gelinen noktada büyük bir erdemle hizmet bayrağını Enes kardeşimize zihinlerde ve sandıklarda netleştirdiği şekliyle Enes Somyürek Başkanımıza devretme şenliğinin ertesinde şahsını ve Enes Başkanımızı tebrik ediyorum demiş. Biraz uzun, bizler de teşekkür ediyoruz kendisine ve bir de sevgili Koray Kola, sizin de personeliniz. Evet. Metin Başkan'la çalışmaktan onur ve şeref duyduk. Uzun yıllar kendisini tanımaktan, kendisinin bilgi birikiminden faydalanmak bizlere nasip oldu. Uzun yıllar ilçemize vermiş olduğu hizmet ve emeklerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yeni seçilen başkanımıza da görevinde başarılar diliyorum demiş. Bizler de teşekkür ediyoruz kendisine. Ben de önceki dönem il başkanımız Doktor Sercan Özaydın Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Koray kardeşimize teşekkür ediyorum. Tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hepimiz muhakkak bu ülkenin bir noktasında, bir alanında hizmet etmeye devam edeceğiz. Adım adım öreceğiz. Ne kadar ki bir katkımız olursa bundan mutlu, mesut, bahtiyar oluruz. Bağırmakla, çağırmakla, kavgayla, işte sosyal medya üzerinden algıyla bu millete hizmet edilmez. Bu milletin aklıyla oynanmaz. Bu millet muhakkak surette günü geldi mi sizi teraziye koyar ve orada tartar. Dönemim içerisinde 5 yıl boyunca MHP ilçe başkanı 5 yıl boyunca bize hakaret etti. 5 yıl boyunca bize eleştiri yaptı. Başka hiçbir parti ağzını almadı. 5 yılın sonunda toplum adım attığı her siyasi zeminde devre dışı bıraktı. Belediye başkanı aday olmak istedi. Aday adaylığında müsaade etmedi. İl genel meclis üyesine aday oldu. Toplum seçtirmedi. İşte bugün herkesin bu alışkanlıklardan, bu davranışlardan vazgeçmesi gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın olduğu yerlerde Türkiye'nin tepesindeki o erdemli ittifak, o milli ittifak, o beka ittifakı neyse onun ruhuna, onun ruhunda ilçelerde de illerde de yarın bizler de öyle olmak durumundayız. Bundan sonraki yönetimlerin de öyle olmasını temenni ediyorum. Susmamızı bekliyorlarsa susmayız. Siyasette yaptıklarından dolayı normal hayatlarında olurlarsa
hiç ağzımıza dilimizi almayız. Ama siyasette yaptıkları insanların hiçbir zaman karşılıksız kalmaz. Biz ifade ederiz, toplum karar verir. Bunun için de bunu da ifade etmek isterim. Bu da Çemişki'den siyasi hayatında ayrı bir tarih olacaktır. Kimilerin hikayesi vardır, kimilerin tarihi vardır. Yani insan, değil mi? Hizmetlerimiz öyledir yani. Hikayelerimiz masal olur. Masallarımız destan olur. Destanlarımız efsane olur. Efsanelerimiz de bir gün tarih olur, tarihe yazılır. Böyle olacağız. Anlık siyaset yaparak, böyle tamam mı? Gölge oyunu oynayarak, ışık oyunları oynayarak siyaset yapamazsınız. Ben partimiz adına da ifade etmek isterim. Ya siyaset dilimiz bir devlet diline dönüştü, bir kamu diline dönüştü. Devlet kendi işini yapacak, siyaset kendi işini yapacak. Siyaset bir sivil dille yapılır. Siyaset bir sivil alanda yapılır. Yani bakıyoruz artık böyle bir hastalık üremeye başladı yani. Bu hastalık siyaset yapanlarda oluyor. Dönüyor bu tarafta da bir takım bürokratlara yansıyor. İnanır mısınız? 3 yıllık Çemişkedek'teki mülki idare yönetiminde bir kaymakam bey geldi, bir yıl zor karar verdi, bir yılda bir defa Çemişkedek Belediyesi'ne uğradı. Çemişkedek Belediyesi demek halkın seçtiği yer demek. Bir diğeri hoş geldine gittim, iadeyi ziyaretken bir daha gelmedi. Halkı bu kadar yok sayan bir çarpık durumun içindeyiz yani. Ve bu insanlar, diyelim ki bu mülki idare yani dönemin o kaymakamlarına konuştuğumuzda bir problem falan olduğundan değil, biliyor musun? Bir üstü işaret ediyor hemen. Bak diyor, üste var ya diyor, korkuyorum diyor, ondan korkuyorum diyor, yapamıyorum yani. İşte belki de bu söylemlerin karşılığı da bugünkü seçim sonuçları olmuş olabilir. Tabii ki herkesi katarak söylemiyoruz. İşte her şey toplandığında bir yekün ediyor. Neredeyse bu 3 yıllık süre içerisinde Çemişkezekli AK Partili siyasi taban, o güzide insanlar neredeyse tamam mı, kendilerini muhalefet olarak iktidarın yanında olmaktan zarar görüyor bir kitle duygusuna kapıldılar. Hizmetlerimizi etkiledi, başarılarımızı etkiledi. Zaten pandemi 2 yılımızı götürmüştü. Bir de benzer durumlardan karşı karşıya gelince bir şey yapamıyorsunuz. Efendim son 2 dakikamız. Yarın itibariyle görevi bayrağı devredeceksiniz. Sayın İbrahim Enes Somyure'ye. Belediye başkanı olarak son saatlerinizdesiniz artık ama buradan Çemişkezekli vatandaşlara, Çemişkeze'ye, Elazığ'da yaşayan Çemişkezeklilere, İstanbul'da veya Türkiye'nin değişik yerlerinde yaşayan Çemişkezeklilere neler aktarmak istersiniz? Öncelikle İbrahim Enes Somyure'yi AK Parti iktidarıyla bir kez daha belediye başkanlığına taşıyan Çemişkezekli tüm hemşerilerimin ellerine, yüreğine, emeğine sağlık. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Onların yürekleri sağ olsun, var olsun. Özellikle hanımefendilerin, bayanların ortaya koymuş olduğu bu sağduyu iradesi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Allah onlardan razı olsun. Çemişkezek'in 7 mahallesinde, 7'sinde de inanır mısınız, partimizin gelmesini heyecanla isteyen bir seçim süreci geçirdik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, AK Parti'nin güçlü olduğu her yerde almamız gerekeni aldık. Çemişkezek'in yeni mahallesi benim baba köyüm. Orada doğmadım ama yerim orası, topraklarımız orası, babalarımızın geldiği yer orası. Allah onlardan razı olsun. Çemişkezek'in Hamamatik Mahallesi'nden razı olsun. Tepebaşı Mahallesi'nden, Hacıcan Mahallesi'nden, Çukur Mahallesi'nden, sayamadığım mahalle kaldım bilmiyorum. 7 mahallemiz var işte. 7 mahallemizden de Allah 100 bin defa razı olsun. Bizi çok memnun ettiler. İnşallah biz de onlara layık olmaya çalışacağız. Çemişkezek'in dışındaki hemşerilerimize gelince, Elazığ, İstanbul, Ankara, Türkiye'nin her tarafında kardeşlerimize en kalbi muhabbetlerimle selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Onlar Çemişkezek'in marka oluşunu izlemeye devam etsinler. Görecekler ki nasıl Türkiye dünyadaki yerini, bölgesindeki, küresel dünyadaki yerini her gün daha fazla alıyorsa, kapladığımız yer daha fazla genişliyorsa,
Çemişgezek'te inan ki böyledir. Çemişgezek'in kapladığı yer gitgide büyümektedir, büyüyecektir. Temsildeki ağırlığı belki nüfusu kadar ama özgür ağırlığı bir kez daha söylüyorum çok çok fazla olacaktır. Bu konuda şahsım olarak siyasetin sadece bu aks değişikliğinde bulunuyorum. Çemişgezek'te hemşerilerimin her daim yanında olacağım. Onlara hizmet yolunda sonuna kadar elimden gelen her ne gelirse onları yapacağım. İnşallah kaldığımız yerden başka bir sorumlulukla, başka bir kaftanla yolumuza devam edeceğiz. Bütün her şeyi yaparken milletimizin tamamıyla yapıyoruz. Ama milletimizin verdiği bu yetkiyi belediye olarak belediye çalışanlar yükleniyor. O kardeşlerimizi zaman zaman üzebiliyoruz. Emeklerinin karşılıklarını hemen veremiyoruz. Bu zaman zaman maaş oluyor. Zaman zaman belki çok böyle adil olmayan yönetimler oluyor. Bunları bizzatihi bilerek veya bilerek yapmıyoruz aslında. Bilmeden yaptıklarımız da olabiliyor. Tüm belediye çalışanlarını tebrik ediyorum. Onların ellerine, emeklerine sağlık. Allah onlardan razı olsun. Çemişgezek'ten suya akarken onlar vardı. Yangın olurken onlar vardı. Temizlik hizmetlerinde onlar vardı. Ulaşımında onlar vardı. Her türlü vatandaşımızın hayatı kolaylaşırken, hayatının kolaylaşması için onlar vardı. Çok kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün personelimizle toplantı yapmıştık. Saha amirimiz Zafer Gezer, kardeşimiz, personelimiz uzun zamandır disipliniyle, kalitesiyle sahada çok güzel görevler yapmıştır. Kendisine teşekkür etmeyi unutmuştum. İçime de dert oldu. Sonra ben isim olarak tabii herkese teşekkür ediyordum ismi ama kendisinin sonuçta bir amir olarak bir de çok yakın bir çalışma arkadaşı olarak toplantının böyle ahengine, suhuretine kapıldım. Gittim. Ona da ayrıca bu ekranlardan teşekkür ediyorum. Peki efendim. Ailesine de mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ben de bir Çemişgezekli olarak bugüne kadar belediye başkanı olarak yaptığınız tüm çalışmalar için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamınızda da başarılar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Siz de Çemişgezek'imizin hemşerisi olarak her zaman bizi buralarda konuk ettiniz. Dilimiz oldunuz, sesimiz oldunuz. Ben de öncelikle Kanal 23 ailesine, sizlere çok teşekkür ediyorum. Bütün izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah yaklaşan bayramlarını mübarek etsin. Tamam. Çok az bir zaman kaldı. Evet. Hepimize inşallah hayırlı bayramlar olur. İnşallah. Ülkemize de selamet olur inşallah. İnşallah önümüzdeki efendim. Yıllar günler. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederiz sayın seyirciler. Bizleri yine evlerinize konuk ettiğiniz için tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.